Yayında sizlerleyiz. Bakalım kimin şifasına nasıl vesile olabileceğiz ve bakalım kime nasıl katkı olabileceğiz. Takalım, takıştıralım. Heidenbrau. Heidenbrau. Tak, takıştır, yak, yakıştır. Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Bolluk, bereket ütünüz sonsuz olsun. Seda Harikalar Diyarı'ndayla canlı yayındayız. Hey, canlı yayındayız. Heidenbrau. Seda Harikalar Diyarı'nda. Refik Korkmaz İthaka Diyarı'nda. Rararar. Seda Hocam. Heidenbrau. Oydun da. Seda Harikalar Diyarı'nda. Seda in wonderful land. Wonderful land. Wonderful land. Wonderful. Seda in wonderful land. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bolluk bereket ötemiz sonsuz. Nasılsınız? Allah razı olsun. Bolluk bereket ötesiyiz. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam. Şükür ötesiyiz. Mucize ötesiyiz. Alemler ötesiyiz. Bolluk bereket ötesiyiz. İşte, İçekaya selamlar. Allah razı olsun. Arkadaşlar valla arkadaşımızın enerjisini hepiniz görmektesiniz. Ben de bugün inanılmaz enerji doluyum. Neden? Çünkü 15 dakika önce burada Odysseus Dernek Başkanı ile görüştüm. Muazzam kararlar aldık İthaka'da. Ve Arnavutluk'tan da Odysseus dernekleriyle alakalı güzel gelişmeler yaşadık. İnanılmaz sonuçlar, inanılmaz güzellikler yaşıyoruz. Ve siz hayatınızı muazzamlaştırmaktan, hatta bu dünyaya geri gelmekten duyduğunuz mutlulukla buradasınız. Ben de kesinlikle bütün dünyanın insanı kamil yolculuğuna çıkması için bugün buradayım. Ne kadar güzel renkli Allah bir yanıt. Allah razı olsun. Arkanızdaki sarı kırmızılar, üzerinizdeki sarı kırmızı bordo, turuncu, sizin üzerinizdeki bordolar muazzam renkli bir görüntü oluşturmuş. Canlı bir görüntü, canlı bir hayat. Lütfen siz anlatın Sayın Hocam. Ben çok anlattım. Neler anlatmak istersiniz? Galiba siz söylediniz. Benim bugün içim içime sığmıyor. Anlatmak istediklerim var dediniz. Evet, aynen hocam. Çok teşekkür ederim. Görüntünüzü ben tam alamıyorum ama sanırım sizin bulunduğunuz yerle alakalı. Arkadaşlar hani sesinizi inşallah duyuyorlardır. Doğru. Burada valla internet sıkıntılı. Arkadaşlarımız hep öyle diyorlar. Artık sesimizle idare etsinler. Evet, aynen. Sesiniz de yavaş yavaş geriden geliyor ama arkadaşlar zaten hani farkındadır çekmeyen bir yerde olduğunuzun. Öncelikle hocam çok teşekkür ederim beni yeni kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Bugün çok duygu yüklü bir gün geçirdim. 22 Temmuz'da sizinle, o zaman siz Amerika'daymışsınız. Gözüme ilk çalışma yaptığınız günkü videomuzu izledim. Sizin yayınınıza bağlanmıştım. Evet. Ve o yayını kaydetmiştim ben. Sizin Instagram sayfanızdan kendime kaydetmiştim. Bugün tekrar onu izledim. Ağzım çok dolu hocam, yüreğim çok dolu. Arkadaşlara söylemek istedim, anlatmak istedim. O kadar çok şey var ki hem eğitimlerimizle ilgili hem yaşadıklarımla ilgili. Bu amaçla bu yola çıktım ben. İnşallah tüm dünyaya eğitimlerinizin yayılması için neler mümkün. İnşallah herkes bu bolluk bereket ötesi frekansına geçer. Mutlu olmanın çok çok basit ve öğrenilebilir bir şey olduğunu. İnşallah farkına varırlar. Kendilerine birer hediye vermek istiyorlarsa, en yakınlarına birer hediye vermek istiyorlarsa bence verilebilecek en güzel hediye sizin eğitimleriniz hocam. Allah razı olsun. Ben şimdi şarjımı alayım buradan.
Evet, lütfen devam ediniz. Lütfen o güzel Ben biraz anlatılarınızı. ben şöyle kısaca kendimi tanıtayım arkadaşlar, müsaadeniz olursa. Çok iyi Ben olur çünkü 34 yaşındayım şu an. benim YouTube, Facebook ve Instagram sayfam açık. Oralarda da sizi tanısınlar. Evet, Seda teşekkür Hanım, ederim. tanıdınız. Ben 34 yaşındayım. Dinleyen herkes için. İzmir'de yaşıyorum. Görevim avukatlık. Asıl görevim avukat olarak görev yapıyorum. Ben arkadaşlar 32 yaşında, şu an Türkiye'nin dörtte üçünün belki de mücadele ettiği bir rahatsızlığa yakalandım. Akut leşemi ve arkasından da beyin kanaması geçirdim. Bu sürecimi şu an tamamlamış bulunuyorum. Sonuçlarım çok şükür temiz çıktı. 2 senedir bunun mücadelesini veriyorum. Çeşitli yan faktörleriyle birlikte rahatsızlığı. Bu süreçte ben beyin kanaması geçirmeden öncesinde yoğun bakımda çok uzun bir zaman kalmışım. Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki umut ettiğiniz yerde çiçek açar. Her şey birer mucize olduğumuzun farkına varırsak, bunun bilincinde yaşarsak. Çünkü bana hastanede olduğum sürede yaşama oranı olarak 1/2 bir oran vermişler. Ve gerçekten yaşamam şu an için bir mucize benim için. Çünkü her iki hastalığı bir aradım. Ve beyin kanı sonra arkadaşlar gözümdeki görme yeteneğimi çok büyük Çok oranda geçmiş olsun. kaybetmiştim. Geliyor mu hocam sesim size de acaba? Ben sizin görüntünüzü, sesinizi alamıyorum. Sesiniz çok güzel geliyor. Sesiniz muazzam. Çok geçmiş olsun dedim ve öyle de oldu. Teşekkür. Amin. Amin. Evet, amin. Çok şükür. İşte geçen senenin Mayıs ayında ben sevgili Dilek Üstün ve Toprak Üstün'le tanıştım Instagram üzerinden öncelikli olarak. Ve akabinde hemen Refik hocamızı, saygıdeğer Refik hocamızı takip etmeye şanslıyım ki belki hocam haftasıydı inanın sizin yayınınıza bağlanmam. Yani haftası ya da ayıydı en fazla yanlış hatırlamıyorsam. Sizin yayınınıza bağlanmıştım. O zaman gözüme bir şey yaptık. Tabii ki ben o zaman bu çalışmalardan haberdar değilim. Ne yapıyoruz? Bilinçaltına girdik, çıktık. Yani anne karnı şifası nedir? Değersizlik duygusu, şifa nasıl bulabiliriz? Ben sadece yayınınıza bağlanmıştım ama koşulsuz sevgideydim hocam. Koşulsuz inanıyordum. Çünkü ben dönülmez denilen yerlerden kendi gücümle ve çabamla döndüm. Tabii ki de hekimlerimizin, hastanenin büyük katkısı oldu. Bunu hiçbir zaman için göz ardı edemem. Allah her birine razı olsun. Ama kendim mücadele etmeseydim bu süreçte bu aşamaya kadar gelemezdim. Çünkü maalesef ki hepimize aynı tedavi uygulanıyor. Fakat bazı arkadaşlarımızı kaybediyoruz sayın hocam. Ama bazı arkadaşlarımız başarıyor. Ben insanların sadece öncelikli olarak Refik Hocam bunu düşünmelerini ve bunu unutmamalarını istiyorum. Daha sonrasında da hiç açılmaz dediler gözüme benim. Çok şehire gittik, çok fazla paralar döktük. Ameliyatlar geçirdim ve hepsi inanın çok zorlu ameliyatlardı. Beni çok inanılmaz derecede yıprattı ve ben bu eğitimlerle tanışmaya başladım. İlk eğitimlerimi aldım sevgili Dilek Hocalarımdan ve Toprak Selamlar Hocam'dan olsun. ve biz evet selam Dilek olsun Hocama onlara da. da selamlar, saygılar sunuyorum. Evet ve sizin eğitimlerinizi almaya başladıktan sonra yaptığımız çalışmalarla açılmalar olmaya başladı. İlk başta inanamadım böyle bir şaşırdım. Nasıl oluyor? Hani böyle yavaş yavaş başladı hocam ve o anki heyecanımı görebilseydi eminim çok mutlu olurdunuz. Allah sizden razı olsun. Gerçekten Ne güzel. bu ilimler sayesinde yeni bir kapıya adım attım ben. Ve daha sonrasında dedim ki ben Ağustos ayında almıştım eğitimlerinizi ilk defa.
Sanırım sizinle Samsun'da karşılaşmam gerekiyordu. Eğitimlemek için, kendime güvenimin sanırım tam olarak gelmesi için. Çünkü aylardır çalışıyorum, gece gündüz. Yani kitap gibi ezberledim diyebilirim şu an sizin eğitimlerinizde. Yani her akşam, her sabah önce kendimde, sonra yakın çevremde uygulamalara başladım. Ve kendimdeki gelişmeyi gördükten sonra ve sizi de gördükten sonra Samsun'da çok güzel bir konaksınız oldu. Gerçekten hala benim için rüya gibi bir gün. Hala unutamıyorum hocam. Allah sizden razı olsun. Çok başka bir Için. atmosferde eğitim gerçekleştirdik sizinle. Akabinde ben kanal olduğumu fark ettim ve bunun heyecanı ve bunun mutluluğu beni çok daha başka yerlere sürükledi ve nihayetinde de dedim ki kesinlikle Refik Korkmaz eğitimlere dünyaya yayılmalı, insanlar şifanın kendisinde olduğunu, öncelikli olarak kendisinde olduğunu bilmeli. Bir insan nasıl kendini imha edebiliyorsa ihya da edebilir Refik Hocam. Siz bize bunun yolunu yeniden sil baştan gösteriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Konferanstaki yayını sonradan izledim. Şöyle bir baktım ve gerçekten daha çok çıkaracağınız ilim olduğunu düşünüyorum. O gün de söylemişim. Çok daha farklı konu, daha güzel. Hepimizin ruhuna çok başka noktalardan değinebileceğinize eminim hocam. Çünkü siz buna niyet etmişsiniz. Bu niyetle yola çıkmışsınız. Ve Allah sizden razı olsun. Allah ilminizi arttırsın ki bizlere ulaştırıyorsunuz. Daha çok insana bizim de ulaştırmamız için neler mümkün diyorum hocam. Söyleyecek bu konuda söz bulamıyorum. Sözler şu an benim için yetersiz kalıyor hocam. Gerçekten kalbimizde yeriniz gerçekten çok farklı. Her gittiğim yerde sizden bahsediyorum. Hafta sonu memleketimdeydim. İnanamıyorlar, gözleri nasıl açıldı, nasıl oldu, o kadar doktora gitmiştin. Diyorum, anlatıyorum, böyle böyle bu eğitimleri aldım. Şu anda da bu eğitimlerin eğitmeniyim. Kanalım anlatıyorum ve insanlar o kadar hayretle ve sevgiyle dinliyorlar ki. İnşallah birçok insana dokunacağız hocam Allah'ın izniyle. Allah sizi başımızdan eksin hocam. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Vallahi çok çok mutlu oldum. Bir avukat hanımın, bir avukat arkadaşımızın bizim eğitmenimiz olması beni çok çok mutlu etti. Ve galiba bizim eğitimimizde 30-40 arası avukat arkadaşımız var bizim eğitimimizi alan. Ve Aa, siz çok bunu... sevindim. Meslektaşlarıma da selam olsun. Allah razı olsun. Amin. Hepsine, bütün eğitmen arkadaşlarımıza selamlar, saygılar. Valla sizin bugün bu mutluluğunuzu dile getirdiğiniz kadar galiba benim de bu eğitim tarihinde en mutlu günlerimden biri bugün. Çünkü İtaka'da İtaka Dernek, İtaka Destanı, İtaka Kültür Araştırma Dernek Başkanı ile konuştum. Bir aydır konuşuyordum işte. Anlamaya çalışıyordu, beni anlamaya çalışıyordu, anlamıyordu, anlamaya çalışıyordu. Bugün çok aşırı derecede net anladı. Ve bununla ilgili şimdi çalışmalar var. Bir de Arnavutluk'tan da Arnavutluk Kültür Bakanlığı seviyesinde şimdi bir girişimimiz oldu. İlyada ve Odisea destanını tanıtmak çalışması. Çok Onlar güzel. da inanılmaz derecede sıcak yapmışlar. Şimdi onunla ilgili bugün de muazzam güzel haberler aldık. Bunları bugün harekete geçireceğiz ve bir de Odisea destanı ile İlyada destanı ile alakalı ben her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ben öğrenciyim, her gün bir şey öğreniyorum. Ve bugün de İthaka'nın manasını öğrendik. İthaka Adası, Odysseus'un memleketi ya. İthaka Evet. ne demek diye soruyorum. Hiç kimse İthaka ne demek bilmiyor. Yani o kadar araştırdım İthaka nedir? Hiç kimse bilmiyor. Bugün öğrendim İthaka'nın ne olduğunu. Hem de onların ben onlar öyle bir arada oturduk. İthaka demek ayakkabının topuğu demek.
Topuk demek İthaka. Ha, peki Odysseus'un yolculuğu neydi? İnsan-ı Kamil yolculuğuydu. Peki biz ne diyoruz? Ayağımız 10, baldırımız 20, dizimiz 30, üst bacağımız 40, leğen kemiğimiz 50, göbeğimiz 60, kalbimiz 70, göğsümüz 80, boğazımız 90, kafamız 100, saçlarımız 110 diyoruz ya. He. Ve tabii bizim yaradanımız var, Yüce Allah. O da görünmüyor. İşte bütün hepimizi yaratan o. Peki 110'a gelinceye kadar kaç tane onluk var? 11 tane. Ayağımız 1, bandırımız 2, dizlerimiz 3, üst bacağımız 4, kalçamız 5, göbeğimiz 6, kalbimiz 7, göğsümüz 8, boğazımız 9, kafamız 10, saçımız 11 ve Yüce Allah'ımız 12. Bir, hepimizin asıl amacı ne? Bütün dünyada herkesin asıl amacı neye kavuşmak? İlahi sevgiliye kavuşmak değil mi? Hepimiz bunu istiyoruz. Peki bizim ilahi sevgilimiz kim? Yüce Allah. İşte eğer bir insan ayağından başlarsa, baldırına çıkarsa, kalçasına çıkarsa, boğazına, kafasına, saçına kadar çıkarsa ve oradan da Yüce Allah'ın varlığına erebilirse o insan insanı kamil olur. İthaka ne demek? İthaka hem ayak topuğu demek hem de baş tacı demek. Yani bu kadar mı manalı olur? Odysseus ne demek? Hiçbir şeyi bilmeyen, ikinci manası her şeyi bilen demek. İthaka, Odysseus'un memleketi İthaka ne demek? Ayak topuğu ve baş tacı. Ayak topuğundan baş tacına çıkmak yolculuğudur Odysseus'un yolculuğu. Ve Odysseus'un diğer manası ne? Hiçbir şey bilmeyen. İkinci manası her şeyi bilen. Ama Odysseus'un bakın manalarını arkadaşlar. Hiç kimse, herkes. Hiçbir şey bilmeyen, her şeyi bilen. İthaka yani Odysseus'un memleketinin adı ne? İthaka. Manası ne? Ayak topu, ayakkabı topu ve baş tacı. Bir insan dilerse ayak topuğunda kalabilir, bir insan isterse baş tacı olabilir. Hani ölüyorum diyenler ayak topuğunda kalırlar, sürünüyorum diyenler baldırda kalırlar, kendimi kötü hissediyorum diyenler dizde kalırlar, benim kimseye hayrım yok, kendime de hayrım yok diyenler üst bacakta kalırlar, ben bencilim diyenler kalçada kalırlar, ben çok iyiyim diyenler göbekte kalırlar, şahaneyim diyenler kalpte kalırlar, harikayım diyenler iman tahtası şu göğüste kalırlar. Ben muhteşemim diyenler boğazdadırlar, ben mucizeyim diyenler kafadadırlar, mucize ötesiyim diyenler saçtadırlar, nur hayat ötesine ulaşmak istiyorum diyenler de Yüce Allah'ın nuruna ruhlar alemine ulaşırlar. İşte 12. Bir insan dilerse bütün ömrünü ben ölüyorum ya da sürünüyorum ya da kendimi kötü hissediyorum geçirebilir. Bir insan istiyor, diliyorsa kendini baş tacı edebilir. Ben mucize ötesiyim diyen kendini baş tacı etmiştir. İşte neresiyle neresi? Ayak topuğuyla saç. Ayak topuğu bir insanın başlangıcı, saç ise bir insanın son noktası, bitişi. İşte başlangıçtan sona kadar var olan yolculuk İthaka. Ve İthaka'yı daha önce hep söyledik. İthaka neydi? İthaka ruhların giriş kapısı. Ruhlar İthaka'dan içeri giriyorlar, dünyaya geliyorlar ve bizimle beraber yaşıyorlar. Biz ölünce, bizim bedenimiz toprak olunca onlar gene buradan bu kapıdan çıkıp gidiyorlar. Ruhların hem geldiği hem de çıktığı kapı. Ve biz annemizin karnından doğduktan sonra hani emeklediğimizde biz annemizin neresindeyiz? Emeklediğimizde annemizin ayaklarında değil miyiz? Bütün insanların ayaklarında değil miyiz? Hani annemiz ya da babamız ya da herkes ayaktayken
biz emek dediğimizde neredeyiz? Onların ayakları dibindeyiz. Öyle emekleriz. Ha, büyüdükçe, 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 büyüdükçe ayağa kalkarız ve enerjimizi yükseltiriz. İşte ve dimdik oluruz. Büyürüz. Saçımıza kadar ulaşırız artık. İlyada destanı bir insanın doğumu, bebekliği. Odise destanı bir insanın ömrünü insanı kamil geçirmesi, yolculuğu. Ve İtaka insanı kamil yolculuğunun başladığı yer, İtaka insanı kamil yolculuğunun bittiği yer. Bazıları insanı kamil yolculuğuna topukta başlar ve ölünce de topuktadırlar. Onların ruhlarına çok büyük bir eziyettir o. Bazıları topukta başlarlar hayata, saçta en üst noktada başlangıcında bitirler. İşte ne mutlu bu arkadaşlarımıza, bu farkındalığı olanlara. Siz şimdi hepimiz gibi Çok doğru bir siz ve yaklaşım hocam. hepimiz arkadaşlar ayak bundan başladık. Ve saçımızdan Yüce Allah'ımıza ulaşıyoruz. Arkadaşlar, İtaka nerede biliyor musunuz? İtaka Sayın Hocam biliyorsunuz değil mi İtaka'nın nerede olduğunu? Yunanistan'ın batısında İtalya'ya bakan bir ada ve İtalya'nın neresine bakıyor? Yemin ediyorum İtalya'nın çizmesinin topuğuna bakıyor. İtalya'nın çizmesinin topuğu oraya değdiği değecek. İşte insanlar İtaka'dan dünyaya ruhlarıyla gelirler. Ruhları İtaka'dan giderler. Ve sordum. Ayak kabının topuğuna ne diyorsunuz dedim. İtakos diyoruz dediler. İtakos. İtakos. E dedim sizin bu şehrinizin, bu adanızın adı İtaka. Manasını biliyor musunuz? Bilmiyoruz dedi. E dedim yani daha ne olacak? İtakos işte. Nereden geliyor? Burası dedim ruhların dünyaya çağrıldığı yer. Ve ondan sonra epey mutlu oldular. Arkadaşlar, ben de bugün bilgilerime yeni bilgiler katıyorum. Kattım. Bunun da mutluluğu ve sevinci içindeyim. Sayın hocam, lütfen bize anlatın. Biz şimdi tabii hiçbirimiz demeyelim de yaşamayanlar bilmez. Bir insan beyin kanaması geçirirken, bir insan gözlerinde problemler yaşıyorken, gözlerin açılmaz diyorlarken o süreci ve şimdiki bu mutluluk sürecini bu sorunları yaşamayan birine sorsanız cevap veremez ki. Siz bize bunun cevabını belki verirsiniz. Çünkü yaşadığınız için. Tabii cevabını söylemek isterseniz söyleyin. Bir de şuna Tabii ki de bakalım. hocam. İnsanların şifalarına vesile olmak. Hem insanın kendi şifasına vesile olmak ve herkesin şifasına vesile olmak. Bunlar bütün dünyada yaygınlaşsa, sizin geçirdiğiniz süreçteki sıkıntıları insanlar yaşamasa nasıl olur? Bu şu anda sizin bunu dile getirmenizle de daha bir önem arz edecek. Daha bir değerli olacak. O süreçte neler yaşadınız, neler oldu, sonra neler değişti? Bize isterseniz anlatınız. Seve seve hocam. Şöyle ben gündelik hayatımda birçok yani şimdiki bir öğrendiğimiz bilgilerle tabiri caizse sadece işte iyiyim, ölüyorum, sürünüyorum. O frekanslarda yaşayan bir insandım ve o frekanslarda olan insanları hep hayatıma çektim. Hayatım boyunca yaşadığım bütün problemlerin üzerimde bir yük olarak bulunduğunu düşünüyordum ve hiçbir şekilde şu an öğrendiğim frekans kendimi çıkaramıyordum. Bilincine çok sonradan vardım.
Kendimi nasıl imha ettim? Üzüntüler, stresler, işte sevgili babamın 20 yaşındayken acı kaybı. Tabii Ondan tabii. sonra özel hayatımda, iş yeri hayatımda yaşadığım bütün problemler üzerime doğru böyle yürümeye başlamıştı. Ve bunun neticesinde kendimi bir günde hayatımın değiştiği bir yolda buldum hocam. Bu ilimler neden bu kadar kıymetli? Az önce çok doğru bir cümle söylediniz. Benim bu yol amacım. Zaten bu hocam, insanlar şifayı kendilerinde bulabileceklerinin farkına vardıkları gün dünyamız değişecek hocam. Çünkü neden hocam diyeceksiniz? Çünkü hastaneye yatmak, 120 gün hastanede yattım hocam ben. Sadece 120 gün hastanede. Ha, bu kadarla da değil. Az önce özet geçtim. Yoğun bakımdan çıktım. 45 yürüyemedim ben. 45 gün iki ayağım tutmadı ve onda da yürümeye kafamı koydum, karar verdim ve ilk başta bu durumun aksi yönde olduğunu bana söylemediler üzülmemem için. Farkına vardığım zaman mücadele etmeye başladım. O an durup Sayın Hocam seyretseydim kendimi, şu an burada sizin aranızda olamazdım. Rabbim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiş ki ben sizin hayatınızı, kaderinizi çabanıza bağlı kıldım. Çaba gösterdim, vazgeçmedim ve gerçekten mücadele ettim. Olan bütün her şeyi kabullendim ve frekansımın o zaman düşük olduğunun farkında değildim. O an için sadece mücadele etmem gerekiyordu. Mesleğimden ayrılmak durumunda kaldım şu an için. Çalışmıyorum. Başlayacağım inşallah ayında temelli. Hayatım değişti. Yürüyemedim, elimi konamadım. Bir anda bütün dünya gözümde. Ve çok o zaman için enteresan sayılan hocam ama enteresan olmadığını ya da tesadüf olmadığını bildiğim sizinle daha öncesinde de paylaştığımız bir olayla karşılaşmıştım. Müsaade ederseniz onu da anlatmak isterim size. Hocam geliyor mu sesim? Refik hocam sesim geliyor mu? Sayın hocam sesim geliyor mu acaba? Evet, ses gitti. Geliyor mu acaba? Tam Refik Hoca'ya yayından düşmedi ama sesini alamıyorum. Evet, çok güzel sesiniz geliyor. Sesiniz çok güzel. Lütfen devam Tamam. edin. Şimdi az önce alamadım hocam sesinizi. Tamam. Ve lütfen Tamam. devam edin. Sayınca. Ben yoğun bakımda yatarken rahmetli babamın gelip benimle konuştuğunu gördüm. Yani kimisi bunun adına halüsinasyon dedi. Kimisi işitmek üzere, ölmek üzere olduğu için ölmüş insanların gelebileceği konusunda yorumlar yapıldı. Ama ben o zaman için gördüğüm ya da konuştuğum şeylerin rüya olmadığının farkındaydım. Allah'a çok şükür ki.
Ve o gün ben o yoğun bakımdan çıkmadan öncesinde ben yaşamayı seçiyorum, ölmeyi değil demişim. Bu çok benim için hala daha hatırladığımda işte kanımı donduran, bir taraftan tüylerimi diken diken yapan, bir taraftan da yüreğime dokunan bir yön. Ve daha sonrasında sizler bu Refik Korkmaz eğitimlerini yaptığımız çalışmalarda ve Dilek Hocam'la da yaptığımız çalışmalarda Hızır Aleyhisselam geldiğini tespit ettik. Hızır Aleyhisselam'mış. Meğer o gelip benimle konuşan, yaşaman gerekiyor. Henüz ölmemelisin, mücadele etmelisin deyip bana güç veren. Bu da Allah'a şükürler. kanallık yaparken efendim hocam Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. çok şükürler Şükürler olsun. olsun ki. Bunu da kanallık yaparken tesadüfen işte hocamız yazmıştı kağıda. Hızır Aleyhisselam yazmış. Ben aynı duyguyu yani yoğun bakımdayken de hissettiğimi söyleyince baktım herkes gözlerim kapalı o ortamda görmüyorum. Zaten açtım. Kimseden ses çıkmıyor ve hepsi ağlıyorlar. Bütün o zamanki sınıf arkadaşları. Çok duygu yüklü bir gün geçirmiştik ve ondan sonrasında ben hissiyatım iyice kuvvetlendi. Ve gerçekten hocam muazzam bir şey kanal olmak gerçekten farkındalığım bu süreç içerisinde meğer artmaya başlamış. Fakat ben bu eğitimler olmasa bunun farkında olmayacaktım. Bu yüzden gerçekten bu ilimler çok kıymetli ve sürekli mücadele ettim. Şimdi hastanede kaldığım süreden ayrı evde kaldım çok uzun bir zaman oldu. Çeşitli boynumdan işte göğüs kafesinden ondan sonra gözümden çeşitli yerlerden ameliyatlar geçirdim. Ve kendime neler yaptığımı, frekansımı nasıl düşürerek bu hale geldiğimi ya da benim bu hale gelmeme sebep olan her şeye nasıl izin verdiğimi bu dersleri almaya başladıktan sonra fark ettim. O yüzden benim arkadaşlara her zaman için söyleyebileceğim şey, sizin de söylediğiniz gibi biz istersek sürünüyor modunda kalırız, o frekansta kalırız ve Doğru. istersek de ve muhteşem frekanslara çıkabiliriz. Nasıl ki ben tüm dünya duysun bilsin ki diyorum. Kendimi nasıl imha ettiysem birçok kanser hastası arkadaşım gibi bilinçsizlikle biz bu rahatsızlıkları hayatımıza çağırıyoruz hocam. Ve daha sonradan bir mücadele gücüyle ayağa kalkıyoruz. Şimdi durum böyle olunca işte en büyük kanıtı bu. Yani kendimi nasıl ki düşürdüysem hocam o yatağa bütün organlarım kuruma gelip yeniden inanarak, denilenleri yaparak, vazgeçmeyerek yeniden şu an ayağa kalkabildim. İki ayağımın üzerindeyim elhamdülillah. Yemeğimi yiyebiliyorum, suyumu içebiliyorum. Hani hayatıma devam edebiliyorum. Eskiden daha Biliyorum. halsizdim. Şu an daha iyi durumdayım. Ve o zaman anlıyorum. Diyorum ki hocam İşte bu ilimler insanın kamil yolculuğu diye bize sunduğunuz yeni modüller, dördüncü, beşinci modül, Odysseus Destanı, birinci modülümüzde gördüğümüz bilinçaltı sembolümüz, ikinci modülde gördüğümüz manevi ameliyatımız ve en önemlisi de ruhlara bilgeliğimiz. Doğru. Ruhu sıkışmış insan hasta oluyor hocam. Ruhunu tanımayan insan hasta oluyor. Kendini tanıyan insan hasta oluyor ama ruhlara bilgelik modülünü alan bir insanın ben hocam ruhunu tanımayı öğrendikten sonra sizin öğrettiğiniz kasların farkına vardıktan sonra ve bizim modüllerimizde eğitimlerde aldığımız şifa çalışmalarını gerçekten kalben yapıp hayatına geçiren insanların ben ilaca, hastaneye ihtiyacı kalmamasını diyorum. Canı gönülden eğitimlerinizi destekliyorum. Çünkü süreçler çok ağır, yıpratıcı ve insan çok daha iyi olabilecekken
yolu seçmek dururken neden frekansımızı düşük de tutup farklı yollara gitsinler? İstiyorum ki benim yaşadıklarımı yaşamadan, kanser olmadan ya da farklı hastalıklara el vermeden önce çok daha sağlıklı olabilmenin eğitimi var, ilmi var, yolu var. Çok şükür ki artık Allah razı olsun. Benim de canı gönülden bu eğitimlerimizi vermekteki amacım hocam bu. Özellikle kendim gibi kanser savaşçısı arkadaşlarıma umut olmak istiyorum. Çünkü benim umuda çok ihtiyacım vardı. Umut bizim için çok önemli. Moral bizim için çok önemli. Bu süreçte her türlü sınavla Rabbimin verdiği sınanıyorsunuz ve her yerden sınav geliyor size. Ama heyecanla beklediğim sonuçların geldiği gün ben şeker ilacını kendime bırakmıştım. Onu paylaşmamıştım sizinle. Yani şeker ilacımı tabii ben demiyorum ki şu an herkes kendi kendine şeker ilacını bıraksın. Sevgiyle birçok şeyin aşılabileceğini düşündüğüm için şekerim de iyi çıktı benim önceki durumlara göre. Ve şaşırılan bir durum oldu bu da. Ve emin oldum ki iyice biz hocam hangi frekansı seçiyorsak söylediğiniz gibi orada ve hocam ilimlerin bize bu sürecin en çok öğrettiği şey de evreni okuyabilmek oldu sayenizde. Artık evreni, insanları, ilişkileri ve kendimi çok daha kolay okuyabiliyorum. Böyle olunca da ruh her zaman için mutlu, huzurlu ve özgür oluyor bana göre. Benim sürecim özetle bu. Gözümle ilgili bölümde de çok acı çektim hocam. Gerçekten çok üzücü şeyler yaşadım. Bütün bunlar şu an beni ben yaptı. Bulunduğum yolculukta. Sizlerle tanıştım, hocalarımla tanıştım, bu ilimlerle Allah'a tanıştım. O yüzden hep inandığım, güvendiğim tek şey Rabbim hocam. Ona bırakmıştım. Vazgeçmemiştim ona inanmaktan ve her şeyden istedim ki Seda sen kendini yerden kaldıracak olan da Allah'ın izniyle sensin. Sır aleyhisselam herkese gitmezmiş. Kendisine ihtiyacı olmayana da gitmezmiş. Bu da bir inanılmaz derecede şaşırtmıştı ve gururlandırmıştı. Daha bu ve bunun gibi birçok benzeri şeyi yaşadık. Dediğiniz gibi hocam, insanların yaşamamadan, yani bu durumları yaşamadan şifa bulabilmesi için çıktığımız bu yolda Allah önünüzde her zaman için açık etsin. Ben böyle yorumluyorum sizin sürecinizi de. İyi ki bulmuşsunuz, iyi ki araştırıyorsunuz, iyi ki bıkmıyorsunuz, iyi ki yorulmuyorsunuz hocam. Allah sizden razı olsun Sayın Hocam. Herkes şu anda, daha doğrusu yorum yazan arkadaşlar şunu yazdılar. Hocam sizin eğitimlerinizin bir özeti dediler. Pek çok arkadaşımız çok çok geçmiş olsun dediler. Pek çok arkadaşımız çok sevindiklerini yazdılar. Ve bazı arkadaşlarımız, bir arkadaşımız dedi ki hocam bunu sayfamda paylaşabilir miyim? Arkadaşlar bunu bilin. Oğlum bizim bütün duyurularımızı, videolarımızı sayfanızda paylaşın. Siz bunun farkındasınız. Bizim her bir videomuz birer elmas değerinde. Sizin sayfanızda bu elmaslar oldukça daha fazla parıldarız. Daha fazla insan bu elmasları bedava alır. Sayfalarınızda bunları paylaşın. Dünyanın hiçbir elması, ama hiçbir elması, hatta dünyadaki bütün elmaslar toplansalar bir can kadar değerli değil. Öyle zannediyorum. Yani şu anda Allah'ını seversen, o hani arkadaşımız Seda Hanım beyin kanaması geçirdiğinde 45 gün yürüyemediği zamanda ona 10 kamyon elmas getirip bahçesine dökseler gözü görür mü o elmasları? Yani deseler ki Seda Hanım sen
Ömrün boyunca yürüyemeden kal, bu elmaslar senin deseler. Bahçene elmaslar dökselerdi ve deseler ki ömür boyunca yürüme. Kabul eder miydin? Kim kabul eder? Hiç kimse. Dolayısıyla hiçbir elmas, hiçbir maden, hiçbir maddiyat insan canı ve psikolojisi kadar değerli olamaz. Bunun farkına eğitimlerimizle varıyoruz ve eğitimlerimizde ne mücevherler, ne manevi mücevherler, bilgiler sunuyoruz. Valla eğitimimize katılmadığım sürece bunu benim anlatabilmem zor. Eğitimimize katılınca da benim az bile söylediğimi görürsünüz. Ve Sayın Hocam, bir an önce bu eğitimlerimizin bütün dünyaya yayılması için eğitim almak isteyen arkadaşlarımız kolaylıkla herkese ulaşsınlar, bütün eğitmenlerimize. Sizin de bu cuma mıydı? Ben cuma günüsünde canlı yayın yapalım dedim. Siz cuma günü eğitimim var dediniz. Evet, Eğitiminiz ne cuma, zaman? cumartesi, pazar günü eğitimim var hocam. Evet, Tamam. öğrencim var. Tamam. Cuma, O zaman pazar günü eğitimim var. şimdi o zaman telefon numaranızı söyleyin. Cuma, cumartesi, pazar günkü eğitiminize katılsınlar. Siz söyleyin, ben buradan tekrar edeyim. 0506 0 506 996 güzelmiş. 996 86 40. 86 40 0 506 996 86 40. Evet. Seda Hocam, soyadınız ne? Seda Gülmez Kurt. Seda Gülmez Kurt Hocam'ın cuma günkü eğitimine katılabilirsiniz. Şimdiden de şu anda arasalar 1-2 saat içinde telefona cevap verirsiniz herhalde. Tabii ki de sevgiyle her türlü cevap veririm. Tamam Sayın Hocam. Eğitiminizde size başarılar diliyorum. Eğitiminize Çok katılacak teşekkür ederim hocam. arkadaşlarıma da umduklarından çok daha öte faydalar bulmalarını ümit ediyorum. Ve bütün evrene de bu eğitimlerin yayılmasını diliyorum. Allah sizden razı olsun. İzmir'e, ailenize ve bütün dünyaya selamlar, saygılar Sedacığım. Bizden de size selamlar hocam. Sevgiler, saygılar. Yeniden görüşmek üzere diyorum hocam. Amin. Telefonu bir kez daha söyleyeyim çünkü kolaymış ezber. 0506 996 0-506-996-86-40. 86 40. 0-506-996-86-40. Instagram Instagram'dan da ulaşsınlar. Tamam, adresinden de ulaşabilirim hocam. sayılırım. Seda Harikalar Diyarında Instagram'dan DM'den de ulaşabilir arkadaşlar. Seda Harikalar Diyarında Instagram adresiniz. Selamlar, saygılar. Harikalar Diyarına, İthaka Diyarından selamlar, saygılar. Hoşça kalın hocam. Allah razı olsun. Her zaman böyle renkli çıkın her yere, her programa.